Kış koşulları yurdun dört bir yanında hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'de kar yağışı nedeniyle kapanan dört köy yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışının kentte bir süre daha etkili olması bekleniyor. Kırklareli'de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısında etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kapanan yollardan 40'ı ulaşıma açılabildi. Demirköy ilçesinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Kar yağışı gece saatlerinden itibaren Tekirdağ'da etkisi altına aldı. Hayranbolu, Şarköy ve Malkara ilçeleri kardan etkilendi. Kente kapanan yol yok ama ulaşım zaman zaman aksıyor. Türkiye'nin en batısı gibi Güneydoğu Anadolu'da kar altında. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışı 3-4 gündür etkili oluyor. Kaymakam ve belediye başkan vekili Muhammed Fuat Türkman, ekiplerin kar mücadelesini yerinde inceledi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için gece gündüz ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman'da ise sağanak yağış etkili oldu. Kahta ilçesinde birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Kahta Adıyaman Karayolu'nun 1. kilometresinde su giderleri tıkandı. Yaklaşık 5 dönümlük alan adeta göle döndü. Bir inşaat alanındaki konteynerler su altında kaldı. Karayolundaki araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Su birikintisi 5 saatlik çalışmayla tahliye edildi. Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bu görüntülerde Ege kıyılarından Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oldu. Hızı 68 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 13 metrelik yelkenli tekne sürüklenerek karaya oturdu. Sahildeki masa, sandalye ve iş yerleri de zarar gördü. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, yosun, poşet, karton gibi atıkları kıyıya sürükledi. Üzerinden gelen bütün yosunlar burada toplanmış. Biz de onları topluyoruz şu an. Sahildeki iş yerleri saatlerce temizlik yaptı. Bazı işletmeciler masa ve sandalyelerinin denize sürüklenmemesi için ipe bağladı. Dalgalar işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı.